Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin kitabı Müslümanın günlük hayatının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına göre ayarlanmasını arzu eden kitabın adıdır. Bölüm bölüm İmam Nevevi kitabımızın müellifi rahmetullahi aleyh bunu organize etmek istemiş. Filan mesele hayatın içinden alınıp bugünkü Müslümanın o şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde olmasını istiyor. Riyazu Salihin böyle bir kitap. Bugün Burada şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu ile ilgili hadislerini okuyacağız. Böylece insan olmanın ölçülerini aşmadan ikinci bir insana tepeden bakmadan Haddini bilerek yaşamak demek olan tevazunun dinimizdeki yerini, Müslüman için önemini öğrenmiş olacağız. Hiçbir hadis asla Müslüman için lüks bir bilgi değildir. Yani maşallah ne güzelmiş deyip geçiştirmek için değildir. Aksine her hadis Müslüman için işte bu olmasa bir tuğla eksik kalıyordu evimin duvarından diyeceği hadisi şeriftir. Özellikle insanların bazı hayat tarzlarından dolayı kendilerini putlaştırdığı tepeden bakmanın normal kabul edildiği bir zamanda bu hadisi şeriflere her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuzu zannediyorum. Bu bakış tarzıyla Müslüman olarak yeme, içme, oturma, kalkma, gezme, konuşma, evlenme hatta iş, güç vesaire de tevazu esaslı bir hayat. Yani haddini bilerek, öbür insanı basit görmeden, kendini abartmadan ve benzeri olgun Müslüman tavrı sergilememize yönelik hadisi şerifleri bu açıdan dikkatlice dinlememizde fayda vardır Allah'ın izniyle. Önce ayet-i celileler var. Allahu Teala'nın e, tevazuyu emreden bu manayı çağrıştıran ayetleri var. Bunları önce okuyalım. Şuara suresinin 215. ayetini Hafız Ali oku bakalım. Sana uyan müminlere alçak gönüllü davran. Kim kime diyor? Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor. Ne buyuruyor? Seninle beraber olan müminlere alçak gönüllü davran. Alçak gönüllü davran sözü yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle davranmıyor muydu? Haşa, öyle davranıyordu. Yani böyle davranmaya devam et. Peygamber ki aleyhissalatü vesselam kainatın efendisi, dünya ve ahiretin efendisi, ahlakın zirvesi, e, o üstten baksaydı belki buna bir anlam verilebilirdi. Neden? E peygamber öbürleri de onun ümmeti. Hayır, buna rağmen o alçak gönüllü olmakla emrolunuyorsa biz müminler birbirimize zaten alçak gönüllü olmaya mecburuz demektir. Evet, Maide Suresi'nin 54. ayetinde bu mana bir kere daha karşımıza çıkıyor. Ey iman edenler. Kim ey iman edenler? Biz. Biz, biz. Kim şimdi söylüyor? Allah. Kime? Ona iman edenlere söylüyor. Bakalım ne buyurdu Rabbimiz. Sizden biriniz dinden dönerse şunu iyi bilsin ki Allah o şahsın yerine kendisinin sevdiği ve kendisini seven insanlar getirir. Yani çekip giderseniz İslamiyet'ten bu Allah'ı mağlup edemez. Bu bir üzmez. Allah yeni kullar bulur, getirir. Bunlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı zorlu kimselerdir. Ne anlattı ayet, bu mübarek ayet? Çekip giderse birisi Allah'a yeni mümin kullar gelir. Hem de onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı dik olurlar. Demek ki mümin nasıl olmalı? Kafire karşı dik, mümine karşı alçak gönüllü olmalı. Ayetin emri açık. Evet, Hucurat suresinin 13. ayetinden bu inceliği bir daha görelim. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve soylara ayırdık. Şüphesiz Allah yanında en değerliniz, ona karşı gelmekten en fazla sakınanlarınızdır. Aa, bu kalabalıklar, bu memleketler, kabileler, bir tesadüf eseri çok yoğun olduğu için insanlar, herkes düştüğü yerde bir kabile kurmuş. Öyle değil. Ya nasıl? Allah beyaz, siyah ölmüş. Şu kabile, bu kabile bölmüş. Şu ülke, bu vatan diye bölmüş. Allah bilerek yapmış bunu. Niye? İnsanların tanışması, bir arada yaşaması daha kolay olsun diye. O zaman hangi ülke, hangi ülkeden, hangi kabile, hangi kabileden daha üstün yok böyle bir şey. Üstünlüğün tek ölçüsü var, takva. Kim Allah'tan daha çok korkarak, daha mümince yaşıyorsa o daha üstün. Evet, bir Necm suresinin 32. ayetine bakalım. Siz kendinizi överek temize çıkarmaya çalışmayın. Çünkü kötülüklerden sakınanları Allah daha iyi bilir. Kendi kendinizin reklamını yapmayın demek bu. Allah görüyor kim nedir. Yani sen kibirli, gururlu bir adamsın. Kendini övüyorsun. Allah görüyor senin bunu hak edip etmediğini. Araf suresinin 48-9. ayetini okuyalım. Kıyamet gününde Araf'takiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek şöyle diyecekler. Gördünüz mü o toplanıp bir araya gelmeniz ve büyüklük taslamanız size bir şey kazandırmadı. Hani Allah bunlara hiç rahmet etmez dediğiniz adamlar bunlar mıydı? Halbuki onlara şimdi girin cennete artık size korku ve hüzün yoktur denilecek. Yani Kur'an-ı Kerim'in mühim bilgilerinden bilgisiyle karşılaştık. Dünyada herkes parayla, force'la, siyasi güçle, koltukla değerlendirme yapıyor. Ya cennete girsek de biz zenginler olarak gireriz herhalde düşünüyor. Ama kıyamet günü cennetle cehennemin arasında beklenilirken o bu dünyada force'u, zenginliği, siyaseti, gücü bir yolla insanlara hükmetmeyi elle geçirmiş olanlar Orada görecekler ki hiç beğenmedikleri adamlar haydi siz buyurun cennete denecek onlar orada çakılıp kalacaklar. Demek ki asıl olan mütevazi olmak, böbürlenmemek, insanları dünyevi değerler üzerinden zenginlikti vesaireydi, yakışıklılıktı, uzun boyluluktu, soyu sopu meşhur olmaktı gibi şeylerle değerlendirmemek esas olandır. Ne dedik en başta? Biz mütevazi olmak, haddimizi bilmek, öbür insanı hor görmemek, basit görmemek, kendimizi abartmamamak üzerine bir ahlak düzenimiz olması lazım. Bu ayetlerden de elhamdülillah bunu öğrenmiş olduk. Şimdi 603. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerif elhamdülillah iman ettiğimiz için bize bir şifa, bir kaynak olarak önümüzde duruyor. Allahu Teala amel etmeyi de kolay etsin. Evet. Eyad bin Himar radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi sallam. ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bana o kadar mütevazi olun ki kimse kimseye böbürlenmesin. Kimse kimseye zulmetmesin diye bildirdi tevazi olun, o kadar olun ki bunun sonunda kimse kimseye karşı böbürlenmesin. Ben senden üstünüm diye düşünmesin. Allah Peygamberine buyurmuş. Bu sözün muhatabı kim o zaman? Biz, bütün insanlar. Demek ki bir tarafta tevazu, kibir ve onun karşısında, yani tevazu'nun karşısında kibir hakaret etmek, zulmetmek, sevgi, e, saygı bu tip kavramlar arasında yani tevazu, var, kibir var, saygı var, zulüm var, sevgi var, hakaret etmek var. Mümin bunlardan hangisini seçecek? Tevazu'yu seçecek. Saygıyı sevecek. Sevgiyi öne çıkaracak. Kibirden, zulümden, hakaret etmekten uzak duracak mümin. Bu kimin emriymiş? Allah'ın emri. E namaz kimin emri? O da Allah'ın emri. Demek ki namazı Allah'tan öğrendiği gibi mümin saygı ve sevgiyi, kibirsizliği, hor görmemeyi, zulmetmemeyi de kimden öğrenmeli? Allah'tan. Allah'tan öğrendiği bir şeyde de mümin laubalilik yapmaz demektir. Evet, bir sonraki hadisi şerife geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah Teala affeden kulunun değerini artırır. Allah rızası için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. Evet. Yani sadaka vermekle mal eksilmiyor. Allah Teala affeden kulunun değerini yüceltir. Buradaki af nedir? E baba evladını affediyor. Eş eşi affediyor. E, alçak gönüllü olanı Allah yüceltiyor. Bu hadis-i şerif 557. hadis olarak geçmişti. Orada uzunca konuşmuştuk. Dolayısıyla burada tekrar etmemize gerek yok. 605. hadisi şerife geçelim. Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi dedi. Evet. Enes bin Malik kim? Ashab-ı Kiram'ın en gençlerinden ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek evine girip ona hizmet etme şerefine nail olmuş genç çocuklardan birisi. Dolayısıyla bize neyi aktarıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü şeyi aktarıyor. Ben peygamberi böyle gördüm diyor. Gördüğü şey neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara selam veriyormuş. Bunu nereden anlıyoruz? Enes de kendisi yaşlı biri olduğunda çocuklara selam veriyor. Herhalde bu dikkat çekiyor. Koca sahabi, küçücük çocuklara, oyun oynayan çocuklara selam veriyor. Ama Enes nasıl yorumluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi? Böyle gördüm diyor. Burada hem selam ne kadar önemli bir simge İslam toplumunda bunu öğreniyoruz. Selam ümmetiyiz biz. İki, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar selam konusunda büyük ve küçük ayrımı yapmayacaklar. Büyüğe de selam veriliyor, küçüğe de selam veriliyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığına göre bu onun bir tevazuu büyük bir peygamber, Miraç görmüş bir peygamber Medine sokaklarında oyun oynayan çocuklara selam veriyor. E peki biz onun ümmetinden biriyiz. Biz oyun oynayan çocuklara selam vermeliyiz. E ona tabi oluyorsak peygamberimizse, elbette vereceğiz. Eğer birisi ee, bu çocuklar çelik çomak oynuyor ben bunlara selam mı vereceğim derse bu hem kibir oluyor hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı davranmak oluyor. Halbuki biz sünnete ehil olmakla mükellefiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara da selam veriyordu, büyüklere de selam veriyordu. Bu biraz yani çocukları muhatap kabul etmeme mantığından kaynaklanıyor bazı toplumlarda. Ama biz hadisi şerif dinleyen birileri olarak ölçümüzü aldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nedir o ölçü? Herkese selam. Çocuklara da selam, büyüklere de selam. Evet. Bir sonraki hadisi şerife geçebiliriz. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Medineli bir adamın hizmetçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar, onu istediği yere kadar götürürdü. Ah, evet, hizmetçi genelde, e, yani nasıl söyleyelim, küçük çağ, küçük çağlardakilere hizmetçi deniyor, öbürüne işçi deniyor değil mi? E, çünkü Arapçadaki bu hadisteki ifadede eme ifadesi var. Eme küçük kız çocuğu manasına geliyor. Medine'deki hizmetçi bir kız çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elinden tutuyor. Onu bir yere götürüyor. Yani işte sana şunu göstereceğim diyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la teşbih ve la temsil bir hacamcı değil. Yani Medine'de namaza giden bir yaşlı dede değil. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük bir kız çocuğu bir ihtiyacı var o ihtiyacını göstermek yani şunu bana alır mısın diyecek şunu götüremiyorum diyecek. Orada Medine'yi müthiş bir şekilde bize tasvir ediyor bu. E peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka o kız çocuğunun amca şunu bana alabilir misin? Çuvalı kaldırabilir misin sırtıma diyecek kimse yok mu Medine'de? Olmaz olur mu? Medine insan dolu. Medine'nin ilk senesinde nüfus sayımı var. Aşağı yukarı 3 bin insan var Medine'de. Yani küçük bir şehir de değil. Şimdiki bir Anadolu ilçesine yakın mesela. Sonra yıllar sonra doldu, daha kalabalık oldu ayrı bir mesele. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en işini gövdürebilir kimse olarak görüyor kız çocuğu. Buradan bir defa ne çıkıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu çıkıyor. Mesela Belki Ömer'e de rica etse, radıyallahu anh. Ömer de ona yardım ederdi. Ama şöyle bir uzaktan bakınca kız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nazının geçeceği en iyi kimse olarak görüyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, milyarlarca meleğin belki o anda yanında bulunduğu birisi, Efendimiz'deki tevazu. Bizim prestij anlayışımızla bakıldığında bu, bir miktar prestij düşürücü bir şey değil mi? Adam, müdür bey mesela, gelen elinden tutuyor, götürüyor falan diyor. Nasıl idare edeceksin bu daireyi? Düşünür insan. Mesela kimseyi e, hedef göstererek söylemiyorum. Ama bir ilkokulda üçüncü sınıf çocuğu e, müdürün elinden tutup, gelsene ben kırtasiyeye götürsene beni diyebilir mesela. <laughs> yani Bugün de Yok hocam kesinlikle söyleyemez yani. Söyler. Yanılıyorsunuz. Nasıl söyler biliyor musunuz? Mesela forslu bir siyasetçinin çocuğuysa o. Onun çantasını bile müdür götürür eve kadar. Buradaki olay o değil. Bir Medinelinin hizmetçisi köle kızı bu. Köle. <laughs> fark burada. Çok büyük bir fark bu. Kim mesela Valinin çocuğu okuldaysa onu kırtasiyeciye müdür götürmekten iftihar eder bile. Yani bir de müdürden bir şey istemek değil hocam, müdürün kapısını çaldırmazlar. İşte okulun bir prestiji var, idare anlayışı var, laubalilik olur filan vesaire. Sebebi çok bunun. Ama bu hadisi daha dikkatli anlamamızı sağlıyor. Bir adamın kölesinin kız çocuğu. Kız çocuğunun diri diri gömüldüğü bir toplumda yaşıyorlar. İslamiyet daha yeni kaldırmış kız çocuğunu öldürmeyi. Kızı ikinci sınıf görmeyi yeni kaldırmış daha İslamiyet. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazunun böyle bir anlatılır rakam bulamıyorum ben şimdi. Burada tabii ki bir insanın işini görme ihtiyacı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı biri de gel ya Resulallah şu çuvalı kaldır ben bunu hayvanıma kaldıramıyorum dese ona da giderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Bunu anlıyoruz. Ama özellikle de küçük bir çocuğun gönlünü kırmama konusunda muhteşem bir örnek bu. Muhteşem bir örnek. Allah Enes'ten razı olsun. Ne kadar tatlı bir hatırayı bize naklediyor. Bize kıyas edildiğinde, bize kıyas edildiğinde, yani bilmiyorum işte okul müdürü örneği, en sıradan örnek. E, hocalar olarak cami imamı yardım eder mi? Ederse sonra e, hutbesini okurken dinler mi onu köylü? Artık bilmiyorum. Herkesin Rabbi aynı Rab. Herkesin peygamberi aynı peygamber. Herkes aynı cennete gidecek. Herkes nefis taşıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu işte. Buydu. Evet 607. hadisi şerife geçebiliriz. Esved İbni Yezid radıyallahu şöyle dedi. Ayşe'ye radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye sordular. Bu da şu cevabı verdi. Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Bir daha cümleyi oku. Peygamber evde ne yapardı sorusunda? Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Başka bir hadisi şerif daha var. Sizden kim ne yapıyorduysa evinde öyle yapardı. Şeklinde de ifade var. Başkaları da sormuş demek ki. Kimi soruyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar. Kime? Hanımına. Hanımından iyi bir insanı evinde kim bilebilir? Kimse bilemez. Hanımı bilir, çocukları bilir. Ne soruyorlar? Evde nasıl biriydi? Evde nasıl biriydi? Ne bekliyorlar? Eve geldiğinde işte şöyle biz cübbesini alırdık, çoraplarını çıkarırdık. Böyle bir şey zannediyorlar. Yok sıradan bir insan. Sıradan bir insandı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kadar ki ezanı duydu mu o yok artık. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şey anlatılıyor bu hadis-i şerifte. Mütevaziydi. Bırak kibiri, normalinde altında bir tevazuğu vardı. Hani saygınlık, kibir demeyelim. Saygınlık diyebiliriz belli şeylere. Ona bile müsaade etmez. Zaten meşhur hadis ne diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Abartmayın, kalkmayın böyle ayağa. Değil mi? Yani demek ki normal bir saygıya bile beklenti içinde değildi. İkincisi evinde ev işleri görüyordu. Hatta meşhur hadis-i şerif ayakkabısı sökülünce ayakkabısını kendisi yamıyordu. Söküklerini dikiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki ashabı sökük ayakkabı diktirir mi ona ya? Al Yok. Ayakkabısını da kendisi yamıyordu. Elbisesini kendisi dikiyordu. Üçüncü önemli nokta. Bütün bunların yani tevazu, ev işi filan hepsi ne zaman bitiyor? Ezan okununca. İbadet anında yok. İbadetten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan bir insan. Hocam kadınlara üç tane hadis söyle belki söyleyeceği en baştaki hadislerden bir tanesi bu. Şimdi kadınların bu hadisi kullanarak şöyle yapmaları da söz konusu oluyor. Yani sanki her gün bir erkek ev, evle alakalı bir iş yapılması gerekiyormuş gibi de öne sürebiliyorlar. Bu doğru mu hocam? Şimdi bunu böyle genelleştirmek çok zor ama benim sana itirazım var. Kadınlar artık onu istemiyorlar. Her şeyi teknoloji yapıyor zaten. Yemekler de dışarıdan geliyor. Artık kadınlar otur gözümün önünde göreyim seni diyorlar. Dünya değişti. Bu senin dediğin 30 sene önceki kültürdü. Gel yardım etsene diye. Yani evin şu işini gör. İşte sen de bulaşıkları diz. 30 sene önceydi. Şimdi hayat tarzı çok kötü. Başka bir yöne doğru gitti. Dışarı gitmeyeceksin. Burada göreceğim seni. Bu evde beraber oturacağız. Tarzlı bir anlayış var. Bunun ortalaması nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir aylık 40 günlük gezileri de çıkıyordu. Hanımları hiç o zaman onu göremiyordu. Medine'deyken akşam yatmaya gelecekse ve vakti varsa evindeki işlerini de görüyordu. Şimdi mümin burada bu ölçüyü böyle alacak. Arkadaşlarla kahvede oturacak yerde git akşama kadar çocuktan bunalmış kadıncağıza yardım et. Ne olur tabakları da sen dizsen. Ne olur elektrik süpürgesini alıp da halıyı sen temizlesen, Kadıncağız'a bir sürü misafir getirdin, o da yemekleri yaptı, bari sen de bulaşıkları yıka. Yani ortalamasını bulmaktır esas bunun. Bir tarafa doğru çekildikçe e, bunun e, huzur içinde çözülmesi mümkün değil. Bu adı sıfırdan hocam o zaman şunu da anlayabiliriz herhalde kadınlar ezan okununca kocalarını evden çıkarması gerekiyor. Ya Allah razı olsun senden. Sen erkek değil misin? Ne işin var evde? demeleri gerekiyor. Çok güzel. Bu çok güzel oldu. Evet. Yani erkek değil misin? Evde ne oturuyorsun? Çocuğu da al götür. Beraber camiye gidin denmeli. E peki ben sana bir ilave yapayım o zaman Hafız Salih. Yani beraber ev bakmaya gittiklerinde kadın ne demeli? Bu ev camiye çok uzun. Bu kadar ben her namaza gidemiyorum dersin zorla kovarım seni evden haberin olsun. Demeli değil mi? Madem kar istiyorsun, tembelsin, camiye yakın ev alalım. Allah bu tip kadın olmayı, böyle erkek olmayı hepimize nasip etsin. Bu mühim. Evet, bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ebu Rifa'a Temim İbni Hüseyd radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. ve sellem hutbe okurken yanına vardım ve Ya Resulallah, dinini bilmeyen bir garip geldi dinini sorup öğrenmek istiyor dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dönüp baktı. Hutbeyi kesip yanıma geldi. Hemen ona bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah Teala'nın kendisine öğrettiği bazı şeyleri bana öğretmeye başladı. Sonra tekrar hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı. Bu hadis Müslim'de değil mi? Nesai'de de var. Yani sahih bir hadis. Talha hocam sen imam oluyorsun değil mi? İnşallah. İnşallah. Sana bu riyaz Salih'in hatırası bu 608. hadisi olsun. Bütün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olan kardeşlerimiz bu hadisi bir kağıda yazsınlar. Evden çıkarken okusunlar. 3 senedir imamım, 8 senedir imamım. Bu hadis nerede, ben neredeyim desinler. Zannediyorum ki yani abdestin farzları gibi bir imam için önemli. Ne bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe okuyor. Hutbe. Ya bu hutbenin konusu basın özeti miydi? Cebrail aleyhisselamın ya bir dakika önce ya üç dakika önce zihnine koyduğu şeyleri, Allah'ın ilham ettiği şeyleri ümmetine söylüyor. Köylünün biri geliyor paldır küldür. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın dinini öğrenmek istiyorum diyor. Camide. Geliyor. Dinini öğrenmek istiyorum diyen adamı duyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hutbeyi yarıda kesiyor. Ondan sonra adamın yanına gidiyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 60'lı yaşlarından biri olduğu için de ashab-ı ona bir sandalye getiriyorlar. Demek ki Efendimiz sandalyeye oturdu. Sandalye de o günkü kültürde vardı. Demir ayaklı sandalye varmış o gün. Hadisten öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne öğrenmek istiyorsun diyor. Adam işte ne sorduysa namazı, imanı ona konuşuyor Efendimiz. Hutbe yarıda kesilmiş mi? Kesilmiş. Yüzlerce, belki bin sahabi Efendimiz'in hutbesini bekliyor mu o esnada? Sonra namaz kılacaklar mı? Evet. evet. Adam tatmin oluncaya kadar öğretiyor mu? Ö öğreniyor mu? Öğreniyor, öğretiyor. Sonra çekip minbere gidiyor, konuşmasına devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen imamsın. Ben hocayım. Bu hadisi kıyamet günü nere koyacağız? Şöyle bir şey düşünüyorum Salim. Bir gün belki sen de mi beraberdin bilmiyorum. Bir camiye geç kaldık, namazı kıldık. İmam bize dedi, yani biz cemaat çıkarken girdik cami. İmam dedi ki arkada kılsanız olmaz mı ben camiyi kapatacağım dedi. Kim olduğumuzu bilmiyor. Yani bu sahneyle bunu karşılaştırabilir mi? Halbuki Diyanet ne diyor? 20 dakika bekleyeceksin cemaat çıkana kadar diyor. Namazdan önce, namazdan sonra hemen ezanla açmıyorsun kapıyı. Sadakallahu azim deyince cami kapatma. Yani şehir merkezinde bir camide arkada ayakkabılık gibi bir yerde namaz kıldı. Bu İmam efendi haram işlemedi şüphesiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu. Bir önceliği vardı. Bir insan bir soru soruyor. Orada genel konuları konuşuyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ise bir soru soruyordu. O sorusuna cevap verdi. Ondan sonra yani bir insanın acil bir ihtiyacını gördü. Sonra Cuma hutbesine gitti. İslamiyet çölde, Medine-i Münevvere'de, Mekke'de, Taif'te bu mantıkla kuruldu. Bugünkü mantıkla da işte imamın acelesi var. Sen ondan namazı nerede kılarsan kıl. Mantığıyla da sürdürülmeye çalışıyor. Rabbim yardımcımız olsun. Ben bu hadisi şeriften korkuyorum Talha Hoca. Hoca olarak birisi bana soru soracak. Ben bugün işim var, seninle uğraşamam diyeceğim. Yani bunun bir vebal olduğundan endişem var. Rabbim muayenemiz olsun. Müftü efendiler görevlilerine bu hadisi şerife iman ediyor musun diye sormaları gerekiyor. Peki bir sonraki hadis-i şerife geçelim. <laughs> Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağını dayalardı ve bu konuda şöyle buyururdu. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin. Onu şeytana bırakmasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabağın sıyrılmasını emrederek zira bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemezsiniz buyurdu. Bir yemek terbiyesi görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani burada evvela hadisin buraya alınmasının sebebi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarıyla şu şu üç parmağıyla yemeği alıyordu. Kaşık yokluğundan Yediği yemek bizimki gibi sıvı yemek değil ondan. Ama parmakla yemek yemek caiz değil. Ee, i̇lla kaşıkla yenecek denmeyeceği gibi kaşıkla yemek yemek caiz değil. İlla parmakla yenecek de denmez. Serbest bir konu bu. Artık insanoğlu kaşık kullanıyor. Mesele yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir, yere düşen yemeği atmayı kibir görüyor. Yani yere düştü, gözle bakıp tozunu toprağına atıp yemek yenebilir. Mesela karpuz yere düştü, çeşmeye tutup yıkayıp yine yenmeli. İki, bir temizlik mantığı var burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemeden önce ellerini yıkanmasını istiyor. Yemekten sonra ellerini yıkanmasını istiyor. Sonra yemekte mesela baklava yendi. Parmakta baklava onların yalanmasını istiyor. Tabaktaki e, yani tabağın sünnetlenmesi deniyor ya, e, bizzat böyle bir emir olmasa bile ulema bunu buradan çıkarıyorlar. Tabakta böyle kırıntı bırakmamayı, onu ekmekle sıyırmayı ama Ala Hoca ve Salih Hoca Efendi şöyle bir mesele var. Şimdi tabakta bir şey bırakmamak sünnettir. Amenna <laughs> ve Yemek bittikten sonra bir yarım ekmek daha kesiyorsun kalıntıdaki tereyağı için. Böylece doyduktan sonra yarım ekmek daha yiyorsun. Adına da sünnet diyorsun. İsraftan sünnet olmaz. İsraftan sünnet olmaz. Yani midemizi israf edip ekmeğin kırıntılarını topluyoruz dersek bir insanın sağlığı, midesi, 500 bin ekmekle bile ölçülmez. Tamam ekmeği israf etmeyeceğiz, sofrada kırıntı bırakmayacağız. Bırakarsın onu, akşam yemek olarak onu yersin, göreyim seni. Yani nerede hikmetse böyle kızartının sonu, sonu biraz daha insanın sünnet aklına geliyor, zannediyor. Korkarım bu bir tuzak olur şeytandan. Maazallah. Evet, demek ki sofrada bile sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mütevaziydi. Bitti. Mesele bu. Evet, bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet Mekkelilerin koyunlarını Karariyat mevkiinde güderdim buyurdu. Evet. Bu Hadis-i şerif 601. hadis-i şerifte bir kere daha geçmişti. Tevazu ile ilgili bir bölüm olduğu için burası. Efendimiz tevazuunu bize gösteriyor. Peygamberlerin tevazuunu gösteriyor. Bir kere daha geçti. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer paça veya küreketi yemeye davet edilsem derhal giderim. Şayet bana kürek veya paça hediye edilse hemen kabul ederim. Şimdi bu hadis burada tevazusunu göstermek için görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Paça denen şey, kemik eri bunu kaynatıyorsun, kaynatıyorsun ondan böyle yağlı bir su çıkıyor, yemek yapıyorsun. Ee, bir kilo et varken bu herhalde iyi bir ziyafet değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüce şahsiyet, o gönül e, düz, düzlemini göstermek için paça yemeye çağırılsam bile Müslüman'ın davetine icabet ederim buyuruyor. Onun büyüklüğünü gösteriyor bu. Demek ki ona e, pirzola ikramıyla kemiğin kaynatılmış şeklinin ikramı arasında fark görmüyor. Çünkü onun derdi orada yemek değil, o davet edenin gönlünü almak. Elhamdülillah. Hediye de olsa böyle yaparmış demek ki. Burada biz kendimize e, hüküm çıkarırken davete gitmek, düğün daveti olsun, e, arkadaş davetleri olsun, Ramazan davetleri olsun, davet gitmek, davet etmek nedir dinimizde? Bir Müslümanın arkadaşlarını davet etmesi yemeğe, ziyafete, sünnettir, farz değil vacip değil ancak davet ettiği zaman bir Müslüman davet edilenin davete gitmesi sünnet değil o zaman ikiye ayırıyoruz Eğer düğün daveti ise vaciptir diyoruz Hayır diğer davetler akşam biz bir beraber balık yiyeceğiz gelir misin ee, o zaman sünnettir davet etmekte sünnet, davete gitmekte sünnet. Sadece düğün davetlerinde sünnetin biraz daha vacibe doğru çıktığını görüyoruz. Burada hem düğün için hem de diğer davetler için bir ölçü var ama. Orada haram işlenmeyeceksin. Namaz kaçıracaksın orada. Orada kadın erkek bir arada oturacaklar. Sofraya yenmesi caiz olmayan şeyler koyacaklar. Orada biliyorsun sen geçen gittin, gıybet, gırla gidiyor. O zaman gitmek vacip değil, sünnet de değil. Müslümanca bir ortam, düğünse vacip gitmek, diğerlerine de sünnettir gitmek. Hediye meselesinde de, birisi hediye verdiğinde ki, hediye vermek de sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarındandır. Peki, hediyeyi geri vermek caiz midir? Bunu, Alimler mekruh görmüşlerdir. Yani hediyeyi kabul etmemek mekruhtur. Neden? Çünkü hediye Müslümanlar arasında bir sevgi ve muhabbet kaynağıdır. Bunu bir tür eliyle tepmiş, zedelemiş oluyor mümin. Ama hediye başka şey, bir iş gördürmek için ön ödeme diyelim, başka bir şey. Onu elbette konuşmuyoruz. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Enes radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi abba yarışta birinciliği başkasına vermezdi. Yahut yarışı başkasına kolay kolay bırakmazdı. Bir gün binek devesine binmiş bir bedevi geldi ve yarışta onu geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Bu hali fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur. Yani biz özetleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesi bile geçildi bu dünyada. Ashab ne düşündüler? Ya peygamber devesi geçilir mi yarışta işte hiç? Çünkü herkes peygamberin devesi olduğu için deveye bile saygı gösteriyorlardı adeta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanununu koydu. Allah'ın kanunu yükselen her şey düşer. Siyasetçi bundan ders çıkarmalı mı Salih kendine? Hem de çok. Ebedi siyaset olabilir mi? Zengin bundan kanun çıkarmalı mı kendine? Sonsuz dünyanın sahibi var mı böyle bir şey? Yok. Pehlivan böyle bir şey çıkarabilir mi kendine? Hiç ebedi pehlivan olacak? Hayır. Bir ağaç var mı? Hiç çürümüyor. Hayır. Bir deniz var mı hiç kurumayacak? Hayır. Allah'tan başka her şey fani. Allah'tan başka her şey düşer. Düşer. Bu hüküm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesi için de geçerli mi? Onun devesi için de geçerli. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olaya bakışı ne kadar mütevazi bir bakış onu bize öğretiyor bu. Ha, buraya Nebevi'nin bu hadisi getirme sebebi bu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olayı böyle nezaketle yorumladı diye getiriyor. Bir fıkıh hükmü muhakkak ele alınmalı buradan. Yani bu deve yarışı caiz mi değil mi? Develer yarışıyor. Şimdiki at yarışı caiz değil. Niye? Üzerinde kumar oynanıyor. Kazanan alıyor, kaybeden bırakıyor gidiyor. Onun dışında hangi deve daha hızlı gidecek görmek için yarış yapılabilir. Ya da mesela Talha Hoca zengindir. Haydi herkes yarışsın bakalım kazanana ben hediye vereceğim dedi. Bunda da bir sakınca yok. Ama herkes parasını koyuyor. Kaybeden bırakıyor, kazanan alıyor o paraları. Bu kumar, bu haram. Ya da seyirciler kupon ödüyorlar, yani kupon alıyorlar. Kaybeden veya kazananı tutan alıyor, bırakıyor. Bu bunlar haram. Bu hadis-i şerifler, elhamdülillah, hayatımıza şekil verecek mübarek hadis-i şerifler oldu. Bu tevazu ile ilgili hadislerden biz neler? hatırlamış olduk. Bir, hepimiz neticede insanız. Ya topraktan babamız yaratıldı diyeceğiz. Ya hepimiz babamızın, annemizin menisinden yaratıldık diyeceğiz. Dolayısıyla yaratılış aslımız bu. Kibirlenecek bir şeyimiz yok bizim. Bunu öğrendik. Tevazu bize bunu öğretti. İki, Allah'ın iyi kulu olmaktan başka bir standardımız olamaz. Üçüncüsü biz insan olarak kardeşiz. İman kardeşliği bunu bir kere daha berçinledi, bunu öğrendik. Dört tevazu sahibi olmak, haddini bilmek, kibirlenmemek, öbür insanı hor görmemek, bir ahlak kuralından önce Allah'ın emridir. Beş tevazu Tıpkı namazla sevap kazandığımız gibi dünya hayatında yaptığımız zaman Allah'ın bize ecir verdiği ve bizi manen yükselttiği bir ölçüdür. Ve altı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak, sakal bırakmak olarak anlaşıldığı gibi tevazu sahibi olmakla da ölçülmelidir. الله تعالى لن يدك لنا مثل عملات الله عليه وَسَلَّمَ سلم و سنه و ما يحبنا نصيبك الله وَسَلَّمَ على سيدنا محمد وَعَلَى على وَصَحْبِهِ اجمعين وَالْحَمْدُ الحمد الله رب العالمين